Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mustafa hocam var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Nurlan. Hocam, daha önceki videolarımız çok beğenilmiş. Bir sürü like atmışlar, beğenmişler. Şimdi de yenisini çekiyoruz. Bugün bizlere nelerden bahsedeceksin? İslam dininin güzel ahlaka verdiği önem ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakından örnekler vermeye çalışacağım. İslam dini kategorik olarak inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç alandan oluşur. İman alanı temel alan olup diğer ikisi bunun üzerine kurulur evladım. Sorunlu bir iman alanı sağlıklı bir ibadet ve ahlak hayatı ortaya koyamaz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde müminlere seslenerek iman alanının müminler için her zaman canlı tutulması gerektiğine işaret etmektedir. İslam ahlakının hükümleri evladım Kur'an ve sünnette bir bir anlatılmıştır. Ahlak kaidelerinin özü yaratana hürmet, yaratılana şefkattir. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iman ve salih ameli birbirinden ayırmadığı gibi iman ve güzel ahlakı da birbiriyle iç içe görmüştür. İnanan ve ibadet eden insan aynı zamanda nefsini kontrol altına almaya, güzel ahlakı kuşanmaya çalışarak iyilik ve güzel ahlakın buluştuğu yollardan geçip Allah'ın rızasına ulaşmayı hedeflemelidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu yolu doğruluk erdemi üzerinden şöyle tarif buyurmuşlardır. Doğruluktan ayrılmayın. Muhakkak ki doğruluk iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık olarak yazılır. Sıddık özü sözü doğru demek. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalanda ısrar ederse Allah katında kazip olarak yazılır. Kazip yalancı demek. Sayın Nuru, doğruluk bir Müslümanın asla terk edemeyeceği çok önemli bir vasıftır. Yalan ise ümmül habaistir. Ümmül habais bütün kötülüklerin annesi demek. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i insanlığa örnek insan olarak sunmuştur. Allah Resulü Kalem Suresinin 4. ayetinde ve inneke le ala hulukin azim. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzerindesin diye övülmüştür. Bize örnek oluşu ise Ahzab suresinin 21. ayetiyle açıklanmıştır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diye başlar bu ayet. Nurucu. Mealen veriyorum. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifte de buyurmuşlar ki Ene bu istü
en mütimme mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşayan Kur'an'dır. Nuru. Yaşayan Kur'an. El-Kur'an ve'l-insan tev'eman. İnsanla Kur'an ikiz kardeştir. Buradaki insan da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yaşayan Kur'an. Moderatör izin verdi. İnşallah bu yaşayan Kur'an'la ilgili Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında söylenmiş bir şiir var. Yasin. Yasin Hazreti Muhammed demek. Onun yaşayan Kur'an olması, Kur'an-ı Kerim'i hayatının vazgeçilmez bir parçası yapması, ruhunu ve davranışlarını Kur'an ile şekillendirmesi sebebiyledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i her sahada kendisine bir ışık ve rehber olarak almıştır. Onun hayatı ahlak ve faziletin kusursuz bir aynasıdır evladım. Gençlik yıllarından itibaren Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed vasfıyla anılmaya başlayan Efendimiz, peygamberliği yanında aile reisi olmuş, amir olmuş, eğitici olmuş, öğretmen olmuş, imam olmuş, hayatın her aşamasında kendine ait güzellikler sergilemiştir. Her zaman hakkı söylemiş, haklının yanında olmuştur. Adaletten hiç ayrılmamıştır. Yetimi gözetmiş, rızkını helalinden kazanmıştır. İnsanlara hep iyi davranmış, kadın haklarını korumuş, hayvanlara merhamet etmiş, çocuklara sahip çıkmıştır. O hep yapıcı olmuş, hoşgörüyü hiç elden bırakmamıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenlerin çoğu gençler olmuştur Nuru. Peygamberimiz Aleyhisselam gençleri çok sever, onlara değer verir ve bu değeri daima hissettirirdi. Onlara güvenir, askeri ve idari alanlarda kendilerine mühim vazifeler vermekten çekinmezdi. İrşat faaliyetleri ve Kur'an hükümlerini öğretmek için çevre beldelere öğreticiler gönderirken bunları genellikle gençler arasından seçerdi. Mesela 1. Akabe biatından sonra Medineli Müslümanlara Kur'an ve İslam'ı öğretmek üzere görevlendirmiş Musab bin Umeyr radıyallahu anh 35 yaşlarındaydı. Elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel radıyallahu anh 20 yaşındaydı. Tebük seferinde Malik bin Neccar oğullarının sancağını, Kur'an'ı çok iyi bilen ve o sırada 20 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e vermişti radıyallahu anh. Ömrünün son günlerinde Şam tarafına göndermek üzere hazırladığı ordunun komutanlığına ise 20 yaşında Üsame bin Zeyd'i getirmişti. 20 yaşında. Gençlerin eğitimine oldukça özen gösteren Resulullah Aleyhisselam, gençliğin ibadetler ve güzel ahlakla güzelleşeceğini bildirmiş, zamanın ve gençliğin kıymetini bilen gençlerin en büyük mükafata erişeceklerini müjdelemiştir. Sayın Nuru, burada her kim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i
kendisini aydınlatmak için bir ışık ve örnek olarak görür ve onun aydınlığında yürürse, o kişi kesinlikle gayri ahlaki bir yaşantıya tenezzül edemez. Bize düşen görev, en güzel ahlak abidesi olan ve bir hadis-i şerifinde inne ahsenül hasen el hulukül hasen, muhakkak güzelin en güzeli güzel ahlaktır buyuran Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı her yönüyle çok iyi tanıyıp başkalarına da tanıtmak, getirdiği mesajları kavrayarak bunları hayatımızda tatbik etmektir. Ne mutlu onun yolunu takip edenlere ve ne mutlu onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışanlara. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Resulullah'ın nurlu yolunda daim ve kaim eylesin. Çok değerli, yaşı küçük ama kendisi genç olan Sayın Nuru, bugünkü sohbetimizi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin 7 övdü ile bitirmek istiyorum. Sonunda da bir şiir okuyacağız. Tamam. Moderatör müsaade etti. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Çok güzel söylemiş. Bir de şimdi Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ikiz kardeştir demiştik. İnsan. Yasin insan demek. Ama buradaki insan da Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Onun için benim çok hoşuma giden ama bana ait değil. Fakat güzel şiirleri ben çok seviyorum. Ama nesir olsun, ama nazım olsun, nazım olsun, edebi eserleri çok seviyorum. Yasin, ey insan, ey yüzü ak, gönül aydınlığı, kabul olmuş sadaka kadar güzel. Bu duygu sarıyor seni anan yüreğimi, bastığın toprakla yıkadığım gözüme, şimdi güneş bile siyah görünüyor. Ey yüzü akı gönül aydınlığı. Ey insan, içimde büyüttüğüm tüm çiçekleri sana adıyorum. Itırları, yaseminleri, menekşeleri, lale bana kalsın. Kapına çiçeklerin karalısını sunmaktan utanıyorum. Ey insan, göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni, ey sen öğrettin taşa konuşmayı, ağaca selam vermeyi, aya yarılmayı, toprağa dürülmeyi, göklere kurulmayı, durmayı zamana, yılana ve deveye sevmeyi, ölmeden önce ölmeyi, yaşamayı sen öğrettin insana. Ey insan, ey tebessümünden cennetler yaratılan, gül, bahar geliyor, ağla, gök seviniyor. Gözyaşını karanfil diye göğüslerine takan melekler kapında el açıp ağlamanı bekliyor. Hüzün kuruluyor ekmekten önce sofrana. Bunun için bir uçuyor sevdiklerin, bir bir uçuyor. Bu yüzden öksüz, bu yüzden yetim, efendisi yetimlerin. Ey insan, ey adanmış oğul, ey oğul var kendisine adanan,
Sen İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi, Yusuf'un güzelliği, Davud'un sesisin. Adem'in tevbesi, Nuh'un öfkesisin. Ne zaman göğe baksam seni hatırlıyorum de sevgili. Sen göklerin nesisin? Kim bu? Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Çok güzel yazmışlar. Yasin. Firasetli evladımız Sayın Nuro, Zat-ı Alinize ve sizin şahsınızda bizleri dinleme nezaketinde bulunan Allah'ın güzel kullarına saygı ve sevgilerimizi sunarız. Sadrımızın güzel ahlaka açılması dileğiyle hoşça kalın, hayırda kalın. Hocam, çok güzel anlattınız güzel ahlaka. Artık daha dikkat edeceğim güzel ahlaka. Çok önemliymiş meğer ki. Evet, ben de senin gönül gözünden öperim. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.